Elif burada. Elif hoş geldin. Elina da burada. Cuma günü burada kıyametler koptu. Caner ve Anastasya restleştiler şu konuda. Sen dedi benim annemle ilgili böyle düşüncelerim var. Özellikle Elina'nın annemle ilgili böyle düşünceleri var. Sen de bundan sonra ablanla arana mesafe koyacaksın dedi. Bu senin doğum gününle başladı. Evet, bana Anastasya da her şey anlattı. Ben de sonra izliyordum canlı yanda neler burada yaşıyorsunuz. Ve gerçekten Sedat Hanım, ben ciddi bir karar verdim. Caner'i artık istemiyorum. İstemiyorum. Vallahi emin ol, ben de seni istemiyorum ha. Ben de seni istemiyorum. Kardeşimle bir foto paylaşmak bana da izin vermedi, kardeşime de izin vermedi. Bu da benim doğum günü. Ben onun abla, o benim kardeşim. Neden foto paylaşamıyoruz biz? Tamam mı? Gelmedi, iyi ki gelmedin. Biliyor musun? İyi ki gelmedin. Ben gelmem zaten, senin yakını aman Allah'ım. Ay. Sus. Ama kardeşimle foto paylaşamadık da. Ve aynı zamanda Anastasya bak. Şu an foto paylaşmak izin vermiyor. Sonra bir çay bardak, biz bir bardak çayı da içemez. Sonra bunu söyleyecek. Yok, hayır, çay içmeye gitmezsin sen. Bu ne? Elina dedi ki benim kardeşime tamam gelmesin, iyi ki de gelmedi zaten dedi. Bir kara resim paylaşmamıza bile izin vermedi. Bu yüzden ben Caner'i istemiyorum dedi Ayşe. Yani fotoğraf paylaşamaması kötü de o kadar, bu yüzden de Caner'i tamamen silip atması da doğru değil. Niye? Kıskanıyor. Cuma günü konuştuk ya. Ne kıskanacağım seni, git işine bak ya. Yok, bir dakika, sen dedin Cuma aynı kıskanıyorsun sen. Fotoğraf paylaşmasına izin vermememin tek etkeni, ben ablasıyla fotoğraf paylaşsın, bir şey demiyorum. Ama o gün, o doğum gününde ben istemedim bunların fotoğraf paylaşmasını. Saçma. İstemedim çünkü istemiyorum. Ben burada iki senedir annemi zor görüyorum. Benim burada anneme mesafe koyuyorlarsa ben de ablasına mesafe koyarım. Kimse kusura bakmasın yani. Yok. Kısasa kısas. Hayır. Ama senin annen... Biz şimdi ciddi bir yoldayız ablacığım bak. Ciddi bir yoldayız. Bu işin sonu nikahtan sonra bitti. Ciddi evet. Bir şeydeyiz abla. Bazı kuralları baştan koymamız gerekiyor. Evet Caner. Evet, biz evleneceğiz, tamam mı? Senin Elif ablara rağmen, tamam mı? Melek Hanım'a rağmen, benim ablama rağmen, tamam mı? Ama sen de biraz kendimi değiştir, tamam mı? Böyle şeyler olmaz. Sen de bana güvenmek zorundasın. Ve benim aileme güvenmeyi öğreneceksin. Ben sana güveniyorum bak Anastasya. Benim sana karşı bir şeyim yok. Sen benim nişanlımsın. Ben seni iki senedir tanıyorum, biliyorum. Ben i̇şte sana güveniyorum. O zaman bana ablana güvenmiyorum. Ne var ablana ki burada? Ben paylaşayım foto. Ne var ki burada? Senin ablana için güvenmiyorum. Ablana daha ben düne kadar burada ne diyordu? Ben diyordu başka birini buldum diyordu. Tamam söyle. Ben ona güvenmiyorum. Söyle belki ne var? Fotoğrafı, fotoğrafı ne var? Belki senin fotoğrafını gidecek ona gösterecek. O zaman. Bugün her şey ortaya çıkacak. Kapı açılsın. Stüdyoda. Melek Hanım hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sizin davetiniz. Yok, öpmüyorum. Ben de kimseyi öpmüyorum. Sizin davetiniz için geldim. Aslında gelmeyecektim. İyi nefret yaptın. Ediyorum bunları görmekten. Ben bunlardan hiç yüzlerini görmek istemediğim halde. Ne oldu yine? Benim sizin davetinizle bir de şu belgeler için geldim.
Hani bana hep atıp atıp tutuyorlar ya bazı şeyleri. Benim evime, benim adresime gelen belgelerle geldi. Oturur musun hayatım? Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Ne oluyor ya, ne belgesiyle? Bilmiyorum. Sen hala benim adresimde yaşıyorsun. Sen hala benim evimde yaşıyorsun, gözüküyorsun. Ve bu kızın burada oturumu için evrak ve kağıtlar benim adresime geliyor. Şuraya bak, oturum alacağım. Yok bilmem ne yapacağım. Bu ne ya? Bu senin bir sürü belge var elimde ya. Bu ne ya? Tamam, ne bu o ne belgeler ya? Ne var senin sen elinde? Sen ne yapmayacaksın? İstemiyorum, bu iş olmayacak. Olacak. Nefret ediyorum, görmek istemiyorum sizi. 19 Nisan. Olmayacak. Olacak. Bu belgeleri çatır çatır yırtıp parçalayacağım. Bir daha başvurunda adres bulamayacaksın. Sen hangi yani belgeden bahsediyorsun? Benim adresime, neyin belgesi o? Ne belgesi o? Kes sesimi. Oturum belgesi, yok bilmem ne belgesi, burada çalışma belgeleri. Bu ne ya? Benim evimden mi geçindiriyorsun bunları? Ya benim adresimden seni men edeceğim. Hangi adreste bakalım alacaksın bunları? İstediğini yap. Zaten her şeyi aldın elimden ya. Bir şey mi kaldı sanki? Ne ya? Sen neredesin, kaç gündür geldin? Sen beni men ettin zaten edeceğim. Evin altına girmişsin kukla. Ben nişanlımın yanındayım. Ben nişanlım ne derse onu yaparım, kusura bakma. Doğru, ipleri vermişsin onun eline. Ben kimseye ip mip de vermedim. Vermişsin. Bana mikrop dedirtecek kadar vermişsin. Ya yeter ya. Yeter. Kes sesini. Sen konuşmayacaksın. Kes. Konuşmayacağım. Seni konuşturmak istemiyorum. Benimle konuşamazsın. Siz bağırın. O zaman gelme. Kesin sesini. Kesin sesinizi. Ben sesimi kalmam. Ben çocuğumla konuşuyorum. Kesin o sesinizi. Siz benim kardeşime bağırıyorsunuz. Kes. Ay kurtulamadık ya. Kurtulamadık. Ya ne belgesiyle geldi? Hatta olmayacak. Ya olacak, ne belgesiyle geldi? Olmayacak. Ya olacak, olacak. Ne dersen de anne olacak. Olmayacak. 19 Nisan'da düğün yapıyorum. Bak nikahımı da Rusya'da yapacağım. Aynen öyle. Belgeleri yırtıyorum. Nikah bilgilerin, her şeyin bunun içinde. Hadi bakalım yap, nikahta göreyim. Ya, hani ev nerede? Benim belgelerim hani sana ev, nasıl geliyor? Ev nerede? Sana nasıl geliyor benim belgelerim ya? Ev nerede? Ev. Belge, o ne belgesi? Bana yalandan iki tane resim göstererek kulübeleri ev diye yutturamam. Size ne? Belge nerede, belge? Ne belgesinden bahsediyorsun kız? Ev belgesi. Annesi kendisine almış evi. Ben düğün yapacağım zaman bir seneden hazırladım onun evin eşyasını. Hani ev nerede kaldı şurada 20 gün 15 gün? Ama nerede? Niye biz size hesap mı vereceğiz? Konuşma, yalancılar, dolandırıcılar, sinsi pazarcılar. Ne diyorsunuz? Ne kesin diyorsunuz size burada? Buraya için mi geldiniz? Defolun gidin hadi. Kalkıp çıkabilirsiniz burada. Ne için geldiniz siz buraya? Gel sana ev sahibi çağırdı. Çağırdık mı biz sizi? Sen niye burada? Çağırmadık biz sizi. Biz sizi çağırmadık. Nasıl geldiniz? Kalkıp gidebilirsiniz. Biz sizi kovuyoruz, kovuyoruz, tamam mı? Sen beni buradan kovamazsın. Beni ev sahibi çağırdı. Sen ve sen defolup gidebilirsin. Başımızın şu belgelerle, üstünde yeriniz var. Allah razı üstünde olsun. Şu belgelerle Türkiye'de kalamayacaksın. Defolup gitsin. Ya ne o belgeler? Ya. Seda abla bir alsın. Bir dakika Allah söyleyeyim Caner. Mikrop. Bu mikrop ne ya? Mikrop ne demek? Sizsiniz. Ayna bakıp görebilirsiniz. Tamam çıldırma mı? Nedeni. Caner. Caner, sahip çıkamıyorsun annene. Ya sana sahip çıktın, günler doldu ama sen beni yerin dibine soktun. 50.000 defa sen beni yerin dibine soktun bak. Neyi çıkmıyorsun ya? Basit. Benim sana sahip çıktığım kadar basitsin, kim çıktı? Basit. Ama sen sürekli istemiyorum, istemiyorum. Bu iş olmaz. Beni burada rezil rüsva ettin 50.000 defa ya. Kimi istiyorsun oğlum? Ben Anastasya'yla evlenmek başka istiyorum. Başka kişiye nikah kıyıyor. Ben Anastasya'yla evlenmek kızı istiyorum. Kızı, hayırdır? Lan ne alakası var abisin? Herkes emir veriyor sana. Sen beni savunamıyorsun mikrop dedi. Ya ne emrinden bahsediyorsun? Biz buraya geliyoruz ki senin gönlünü yapalım, bir şeyler olsun diye. Bu mikrobun oğlu, bununla evlenemezsin. Ben evlenirim Anastasya'yla. 19 Nisan'da evleniyoruz, ne gidebiliyorsun. Aha. Hiçbir geçerliliği olmayacak. 19 Nisan'da evleniyorum burada. Sen istediğin ne? Onlar senin kağıtların, senin adresin. Ay, senin kaç aydır adına bana geldi. Melek Hanım, kaç aydır uğraşıyor evraklar için Caner? Bu evrakları yırtacağım, atacağım. Değil, bir daha uğraşsın. Olmayacak. Yine bana gelecek, yine olmayacak. Yine uğraşırım, yine yaparım. Sen o yapamazsın. Yaparız, her şeyi yaparız. Ben sana diyorum yapacağım. Şuna ama bak, şuna ama Melek Hanım, size bir o haber durumlar, var. Nikahlar, ikametler, bilmem işte Rusya'ya gidişler, yurt dışına çıkışlar. Al, al sana yurt dışı, bak yurt dışına. Oo. Bak. Al yurt dışı, al. Al sana nikah, al sana belge. Al, al hepsini yapıştır, al. Al hepsini. Sana gerçekten yazıklar olsun, olsun değil mi bana? Sana mikrop dedirtiyorsun. Yazıklar olsun. Annene sahip sen çıkamıyorsun. Sen nasıl bir insansın?
Ben Allah bunları Allah yapana Allah kadar aylarca uğraştım. Bak iki dakikada yıttı attı onları. Mersi, görüyor musun? Ne abi yapacağım ya? Yazıklar olsun. Ben hayatınız boyunca gece gündüz kabusunuz olacağım. Ya ben istediğin dedim kadar kabusun senin... o. Ben onları yine çıkartacağım. Ben onları yine yapacağım. Ve gittikten sonra bir daha benim sen de yüzümü göremeyeceksin. Ha? Ben gidemeyeceğim. Ben kendim kaybettim. Bugün evet, şunu yapıyorum. Bak, ben bunlar için var ya aylarca uğraştım. Bak şu kağıt, bak ben de yırtayım. Bu kağıt için ben aylarca uğraştım. Evet. Sen bu kağıdı yırttın, beni de kaybettin. Gelmenize bitti. Gerek yok. O bana bir şey yapamaz. Anladın mı? Kim ya? Bitti. O kim benim o, anne. Kim? Gelmeyin bu abi. Annem o benim. Ne yapacağım ben? Ne yapabilir bana? Bak. Ne? Sen bunu yaptın ya, benim için bittin tamam mı? Defol. Bu saatten sonra Rusya'ya gideyim, senin için bir daha da gelmeyeceğim. Sen bana sahip çıkamayın şey olmaz. Defol. Defol. Bir daha da gelme, gözümü göremeyeceksin. Bittin sen. Sen de göremeyeceksin. Bittin. Sen Allah çarpsın bittin. Şu benim kadarcık kağıdı bittin bile. Bittin abi bittin. Ben bunlar için aylarca uğraştım ya. Sana yazıklar olsun ya. Kur'an çarpsın yazıklar olsun ya. Bundan sonra siz canına kaybettiniz. Siz bunu mu istediniz? Oğlunuza kaybetmek mi istediniz? Bundan sonra bunu oldu. Tamam mı? Kaybettiniz Caner. Sizin için artık Caner'e yok. Tamam mı? Siz de Caner için ben artık yoksunuz. Caner'de ne anne ne başka birinin kimse yok. Sadece ben varım. Sen anladınız mı? Böyle kazı. Geçmişini yani kendini toparla. Benim geçmişimden, geleceğimden Melek Hanım, biliyor musunuz ne? Benim geleceğimden çıkın. Al kızım kardeşini. Gidin ananızın yanına. Bir dakika bir dakika. Ben gidin sizin oğlunuzu artık istemiyorum. Hah. Bu nedenle alabilir misin onu lütfen? Ne? Buradan ya sen de bir sus Allah'ını seversen. Sen ne konuşuyorsun oradan ya? Ama... Benim başıma gelene bak. Yaptığına bak. Ya kalktın şuradan ya. Ben ne yaptım? Ya. Buradayım tamam mı? Bana bak. Bana bak. Benim ben mi yaptım? Şu kıza tamam yemin ediyorum ben şu kıza çok dua et sen. Senin annen buraya geldi. Elif abla burada oturuyor. Benim ablam burada oturacak. Tamam mı? Konuşmak istemiyorsun. Konuşma tamam mı? Bu, onu söyle. Ya Seda abla sana sahip olmasa valla çıkıp gideceksin şimdi ya. Böyle bir şey olur ya. Aylarca uğraştım ben bunun için ya. Melek hiçbir Hanım zaman Melena bak. Niye oraya? Sana olgun bir şekilde konuşuyorum. Mutlu olamayacaklar, etmeyecekler. Evet biliyorum. Asla gece ve gündüz beni görecekler. Onların yaşayan kabusu olacağım. Ya тебе то же самое говорила. Если ты не понимаешь по-турецки нормально, я тебе объясняю по-русски. Да это потому, что все она испортила. Она и так будет постоянно, постоянно. Из него ничего не получится, Настя. Elena kardeşiyle Rusça konuşuyor. Çünkü Türkçe anlamıyor belki. Buradan bir şey olmaz. Bak görüyorsun diyor Melek Hanım'ın, Caner'in annesinin durumunu görüyorsun. Buradan uzayalım diyor. Sanki öyle hissettim. Ne oldu? Sen savunmuyorsun. Yalancı diyor ya. Seda Hanım çok ağır kelimeler kullanıyorlar. Annemi de yani gaza getiriyorlar. Anne sen de biraz kelimelerine dikkat et. Siz de bu ne ya? He? Ya resmen i̇şte terziğimiz bu oluyor ya. Daha demin ne söyledim abla? Ne dedin? Sen demedin mi? Ne karşı taraf ne bu taraf? İki tarafta da bir ya hayır yani gerçekten artık bıktım yani. İkisinin tartışımı bu ne ya? O yalancı diyor. Hadi ne demek Anastasya ya. Tek tek konuşun. Tek Anastasya bak sana 50 defa diyorum. Ya biraz daha üslüplü konuş. Yeter ya konuştum zaten. Ya en sonra başından beri diye bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Biraz ne bileyim konuşma alttan al. Konuşma o zaman. Konuş zaten. Sen gördün mü? İstiyor musun gerçekten? Yürekten. Şöyle bir yüreğine sorsana. Ne? Yüreğine bir de ki ben Caner'i istiyorum de. Şöyle bir sor. Atiyatı hoşçası ne bileyim? Zaten biliyorum cevabı. Tamam da bak eğer yürekten istiyorsan Caner'i ya Allah rızası için biraz Caner'i de düşün annem ya saygısızlık ya yapma artık. Ben her kardeşimi kim bu ne ya kurban olayım bu ne ya bu ne terbiyesizlik artık yeter. Aslında, ya kendini aldın bana büyük bir... Bak bu dünyayı sen yaratmadın ha. Bak bu dünyayı ay sen yaratmadın. Sen bir anneyi alıyorsun karşına resmen koparttın. Oy biliyor musun? Çıldırıyorum ya. Kardeşim ne anlattı dün? Caner'e yanına geliyor, kesiliyor. Neden abla o kadar sıkıntı konuşuyor benimle? Söylesene ona. Yani sana evet, bana. Böyle. Kime demişim? Kardeşime. Bana gelince bunu anlatmaya gerek yok ki. Ne yapayım ben şu an? Nereden bilip de o şekilde konuşabiliyor ki? Sen izin veriyorsun. İşte ben o buyurda kaybettim işte. Konuşamadığın için. Anladın mı? Ben burada kaybettim. Normal konuş. Doğru düzgün konuş. O zaten Allah'a dua etsin şu kız var seni arada. Seni delirtmek o kadar hoşuma gidiyor ki oh. Enerji şu kız var arada dua etsin. Bu ne diyor delirtmek hoşuna gidiyor. Ben onu ben biliyorum yapacağımı da o senden daha büyük tamam mı? Saygı duy. Canlı yayın sonrasında da yapalım.
yetiştirmedi. Senin baban bana şiddet uygulamadı. Terbiyesizlik olur onu yaparsan. Sen onu yapma şeyin yok senin. O doğan zaman o raddeye getirmeyecekler şey. Kardeşim. O raddeye beni sokmayacaklar. Tamam. Kardeşine söylersin, ablasına söyler. Kardeşine söyledim, ablası bak çocuk gibi hareket ediyor. O öyle alaycı kuş o. Bence o alaycı kuş. Onun... Alay ediyor, alay. Dalga Melek Hanım, geçiyor. Bir saniye. Melek Hanım, neden biliyor musun Caner? Niye abla? Elina sizin evlenmenizi istemiyor. Yani. Abla biz evleneceğiz. Bu gerçek bir şey. İstemiyor. Madem çok böyle şey yapıyor, çıksın gitsin abla ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani benim bütün hayatım boyunda ablam yanındaydı. Ve annem de tabii ki de vardı. Ve şöyle bir şey. Ben de hep yeni arkadaş oluyordu falan. Ve ne zaman kötü arkadaş olduğu zaman da ben bunu mesela hissetmiyordum. Ama ya ablam ya annem bunu söylüyordu bana. Yani onlar kötü diye. Ve ben hiç dinlemiyordum. Ve sonuçta böyle oluyordu, kusura bakma. Belki... Belki ben bir şey görmüyorum şu an. Yer evet Caner şu an sadece benimle Anastasia, doğru konuşuyor sence ama... sence bu düğün olacak mı yavrum? Ya artık... Kalbinden söylüyorum. Bilmiyorum valla artık o kadar kafam karıştı ki. Ben çünkü seni birkaç gündür böyle yorulmuş, üzgün görüyorum. Evet çünkü belki ablam doğru diyor. Belki gerçek böyle olacak ama işte bilmiyorum, bir tarafta buradayım şu an, bir tarafta buradayım ve yani karışık. Ama işte aynı durumda en önemli da benim şey bir tarafta buradayım, bir şey tarafta var. Oradayım. Caner bana kızıyor ki ama bak ben sadece... Sen ağzından çıkana dikkat etmiyorsun, beni 80 milyon izle kendine gel. Ben anladın bu hareketleri yapmıyorum. Doğru konuş. Düzgün konuşmayı öğren. Bak yani burada bütün herkes izliyor bizi. Sakin. Ağzından çıkana tamam, dikkat şey edeceksin. Ya, anlamıyorum ben. Ben hiçbir şey böyle Melek Hanım gibi hareketler yapmıyorum. Sonra hemen ben Rus'uma sığınma ben yani, anladın mı? Ben kardeşim için... Olmuyor öyle. Caner. Sus ya. Şey i̇şte kardeşim bu. İçin en iyi istiyorum. Yani ben Melek Hanım davranmam, böyle yırtmam, her şey yapmam. Ben sadece... Sonuna kadar destek veriyorum, bu kadar. Ama karar kesin, %100 o veriyor. Çünkü o onun hayatı. Ama hayatı güzel olsun. Bu nedenle dedim ki dün, belki başka yol bulacaksın, başka yol bakarsın. Başka yol, neler var başka? Bir kere bak şöyle de bir şey var. Bir insana nişanlısın ya da sana koca bulayım denmez. Böyle ya bir şey mi var ya? Ama bunu dün de konuştuk. Söyledim. Senin annen de sen nişanlıyken... Sıla da Sıla dedi. Evet. İşte ama Sıla'yla söz yüzdü oradan. Sıla'yla sayfasında resimler paylaştı. İşte ondan yüz buldu o da işte. Her evet zaman ya. Ben suçluyum. Evet. Ya, ama sözlüydü. Ailece istiyorduk. Sözlüyken gitti, sebep oldu. O kız da dedi ki, bu böyle bir tercih yapan bir erkek benim hayatımda giremez. Sen evet. Yine benim annemsin. Yine bayramda seyranda gelir ama, elimi öper. Ama sen de söyledin yani. Söyledim. Ama bir de şöyle yine var. Söylüyorum, istemiyorum. Ben de senin bulduğun bak, kızları istemiyorum. Bak ne güzel söylüyor. O zaman Caner Elina'nın söylediklerini eleştiremez. Evet. Başta bunu annen başlattı Caner. İşte annemden ama yüz buldu da söyledi zaten. O sana ya evet ben bütün negatif alıp benim ablama söylüyor. Ama şöyle bir şey var. Ne zaman onları tartışıyorum ya, ben kötü oluyorum. Şey kendine peki atın. Siz Anastasia'daki birkaç gündür modu düşük, kafası karışık, canı sıkkın. Farkında mısınız Semra? Evet, Anastasia çok neşeli bir kızdı ama evet son günlerde biraz suratı asık görüyorum. Evlendikten sonra Caner bu üzüntün iki kat daha artacaktır. Çünkü buna hazır ol. Elina bu sizin evliliğinize kancayı takacaktır. Anastasia da ablasını dinleyecektir. Ben burada Elina'yı haklı görüyorum. Şöyle haklı görüyorum. Yapamazsın, edemezsin, evlenemezsin demiyor. Sadece kardeşini uyarıyor. Bak bak bunlar var. Yarın öbür gün önüne bunlar çıkacak diye uyarıyor. Ama Melek Hanım şöyle yapamazsın, evlenemezsin, asarım, keserim. İkisinin arasındaki fark bu. Caner sen Elina'ya kızıyorsun. Bazı yerlerde belki haklısın ama Elina seni o kadar kızdıracak bir şey yapmıyor. Haklı olarak kardeşini uyarıyor. Çünkü ablacığım, bir takım öngörüler da, var. Benim yanımda da yok şunu bulurum bunu bulurum demeyecek. Tamam bu annemden çıktı. Annemden yüz buldu da bunu yapıyor. Ben bunun da farkındayım. Benim annem kudurttu. Bak ben buraya çıktığımdan beri ne diyorum? Ben üvey evlat gibiyim abla ya.
Yerin dibine sokup sokup çıkarıyorlar beni. Başka yaptığı bir şey yok. Annene annem bir de bu benim. Hadi bu yapıyor. Ben seni kabul ettim. İyi davrandık biz. İyi sen benim beraber yaşadık. Sen burada biraz ama sen orada kahrolup mahvolma diye yine arkanda duruyorum. Sen istediği kadar kağıt çıkar yap et olmayacak. Ya mutlu efendim, olamam biriyle evlendikten sonra ne yapayım ben? Olmayacak. O dokuzda mutlu olamayacak. Sakin. Olamayacaksınız. Tülay. Ben Caner'e bir şey söylemek istiyorum. Caner hep Elina'ya yükleniyorsun ama annenin yapmadığı hakaret kalmadı burada Anastasya'ya. Ve o kız o kadar modu düştü ki geldiğinden beri devamlı ama aşağılıyor, hakaret ediyor. Kızcağız hiçbir şey söylemiyor. İki tane laf ettiği zaman kalkıyorsun Elina'ya, söylemediğin şeyi bırakmıyorsun. Şimdi ve ben şunu da söylemek istiyorum bir dakika. Sen belki Anastasya'yı hak ediyorsun ama annen Anastasya'yı gelin olarak asla hak etmiyor. O kadar öyle iyi, zaten. O kadar güzel bir kız ki kıymetini bilmiyor yani. Şimdi söz yapılır, nişan yapılır ama mesela Anastasya cemiyet içinde olan bir kız, işi icabı tanınıyor da yavaş yavaş tanınmaya da başladı. Şimdi o da ablası olarak Anastasya'ya olan ilgiyi de görüyordur. Şimdi bir de bunu da konuşalım. Bu tarafta istemiyorum diye bağırınan bir aile, kesinlikle reddederiz diyen bir aile. Bir tarafta şimdi Anastasya'nın etrafında Anastasya'ya olan ilgi, o da abla olarak diyor ki yani bu kadar sana açılmış kapı varken neden Caner? Bunları iyi gör diyor. Doğru söylüyorsun Tülay. Yani bu konuda gerçekten hani bir şey söylemiyor ki hep olumlu olarak yaklaşmaya çalışıyor Elina. Yani o kadar çok hakaret ediyor ki Melek Hanım bu sefer kardeşini savunmak zorunda kalıyor. Ama Caner annene hiç tepki vermiyorsun. Sadece ben bağırıyorsun. Ben annene tepki vereceğim. Daha ne yapayım abla? Daha dün burada anneme neler bağırdım çağırdım. Ver, daha göster, ne yapabilirim ne ya? Ne dedi annesine? Onları yine çıkartacağım. Ben onları yine yapacağım. Ve gittikten sonra bir daha benim sen de yüzümü göremeyeceksin. Ha, ben gidemeyeceğim. Sen kendini kaybettin. Bugün şunu yapıyor. Bak, ben bunlar için var ya aylarca uğraştım. Bak şu kağıt, bak ben de yırtayım. Bu kağıt için ben aylarca uğraştım. Evet. Sen bu kağıdı yırttın, beni de kaybettin. Bak, ne? Sen bunu yaptın ya, benim için bittin. Daha ne tepki daha ne yapayım ki Allah Allah. Ne istiyorsun mi? Yok canım. Ne? Sen yabancı gelinlerin içine girdin, sesini çıkaramadın, egonu tatmin ediyorsun. Hiç de hadi öyle oradan. Hadi hadi şuraya hadi. Hadi bak evet. İşine hadi ben Tülay. Ben asla senin gibi kimseye egonu hakaret etmem. Egonu tatmin etme Tülay. Sen konuşamıyorsun. Sen egonu tatmin ediyorsun. Ne kadar ne? Ne yapacağımı şaşırdım abla artık. İki taraftan da. Kime ne diyeceğimi şaşırdım. O tarafa laf geçiremiyorum. Bu taraf zaten dinlemiyor. Sen... Onların bana yürüdükleri gibi sen de onların annesine yürüyeceğini söylemiştin. Bir dakika dur. Yapacaksın mı? Anneciğim. Yapma söyle. Dedim. Anne bir şey söyleyeceğim Caner'e. Sen yapma. Anne bir şey söyleyeceğim. Caner sen bence var ya Anastasya bak çok özür dilerim. Ayrılın falan da demiyorum. Ben çünkü her zaman arada kaldığım için. Aha. Şimdi oraya da atamıyorum buraya da atamam ama. Bir dakika ben evet şu an kafam benim de çok karıştı. Evet. Sen ne yap biliyor musun kardeşim? Bence biraz kendine şöyle bir zaman ayır biraz yalnız kal. Mesela? Biraz yalnız kalsın. Anastasya'dan ayrı mı kalsın? Hayır tamamen ayrılmasın. Biraz şöyle bir kendini bir kapatsın. Birkaç gün şöyle bir kafanı dinle. Ne yapman gerektiğine bir kendin Allah, karar ver. Bak ben de annem, aile, akraba hepsini şöyle hiç dünyada yalnız mısın? Biraz bir kafanı dinle. Ne yapman gerektiğine kendin karar ver. Net cevabını koy ona göre hareket edelim artık. Ya o kötü olduğu bak, zaman da bana ben giriyor, de yoruluyorum tamam o kızla herkes çünkü benimle yoruluyor. Sadece iyi oluyor tamam mı? Kötü olduğu zaman da üzgün olduğu zaman da bana Caner'le giriyor cevap ben verme. Sakinleştiriyorum. Ya bak ya delik tamam gibi ya. Caner'in adına cevap verme şöyle sana şey sorayım kardeşim. Bu kızı buradan çıktıktan sonra ben her zaman söylüyorum. Bozuyorlar dışarıda ben düzeltmeye çalışıyorum. Ben şimdi burada bozup geliyor. He. Bu kızı bıraksam ablasıyla o da oradan zehirleyecek bu kızı. Ne olacak bu sefer? İpler kopma noktasına tamam, gelecek. Tamam yalnız kalacağım bir vakit ayır kendine. Bir düşün, ayıramıyorum bir sağlıklı işte. Olmuyor. Düşün artık. Olmuyor. Ayırdığım zaman kapıyorlar yamyamlar. İşte ne? Ben de ne seni yapıyorum? Kapmasınlar diye arkanda yanında karşındayım. Sen benim arkamda hiç durmadın ki hep karşında durdun ya. Duruyorum ya. Arkanda. Benim kaptıracak, ezdirecek evladım yok. Ben seni bu boya getirdim. Onlar kim ya? Kim onlar? Ben karya olacağım Caner'e. Oho, olacaksın da kar yağacak. Mayıs'ta yaz yaşıyoruz bak. Olacak da 19 Nisan'da gerçi ben düğünümü yaparım yine.
O önemli değil ama Rusya'ya hiç de gidemeyeceğiz. O sıkıntı kaldı bizde. Her şeyine yırttım, engel oldum. Hadi gitsin Rusya'ya. Ne oldu Safiye? Rusya'da zaten nikah olmayacağını ben söyledim. Şimdi Caner ne dedi? 19 Mayıs'ta, 19 Nisan'da düğün yapılacak ama nikah şu anda olmayacak diyor. Söylediklerimize geldik. Bu arada düşünmesi gereken gerçekte Anastasya. Acaba gerçekten doğru yolda mıyım? Ailem zaten istemiyor. Burada en yani büyük sen karar... Elena'ya hak veriyorsun. Kesinlikle veriyorum. Ha. Elena haklı. Ama Anastasya burada çok doğru bir karar verecek. Yani düğün de belki de iptal olabilir. Niye? Düğün iptal olmaz. Biz 19 Nisan'da yaparız burada düğünümüzü de. Nikah Rusya'da yapacaktık. Ben zaten biraz önce Anastasya'ya o yüzden sordum. Yani bak kızım kafan karışık mı? Ne düşünüyorsun? Çok yakın tarih düğün. Belki de Elif de o yüzden. Aynen. Bir ayrı kalın. Kafanızı dinleyin. Bence kafanız çünkü karıştı. Çok ciddiye gidiyorsunuz. Yani birliktelikleri güzel bir yere gitmiyor. Tamam şöyle bir şey. Caner'e yengesi dedi ki birkaç gün git kafanı dinle. Caner de şöyle bir cevap verdi. Ben onu onlarla bırakırsam bıdı 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 fikrini değiştirtirler. Nasıl ki Caner bizim ailemizden uzak ayrı bir kafa dinleyecek. Anastasya da aynısını yapsın. Hmm. Zaten Caner de... Görüşmesin, üç gün, beş gün kendi kendine yaşasın. Ev yok, siz de ev hadi. Yok tamam mı? Ev sadece yapmaz. Benim yok. Ne demek istediğimi herkes anladı, bizimkiler anlamadı. Yapmaz, yapmaz çünkü... İşte bak. Zaten amacına ulaştı. Aynen. Zaten amacına ulaştı Anastasya. Neye ulaştım? Ne gibi? Podyumu kullandım, bilmem ne oldun. Seda Hanım açıkladı ya işte... Dedi ya yok tanındı bir tamam bırak git artık tanındığın yolda yürü. Bize uymuyorsun. Pardon bize da ya. Bize layık değilsin. Her kınada dün neler vardı. Evet. Uzaktayız biz arkadayız siz her zaman çağırıyorsunuz bizi. Çünkü evet. Utanıyoruz biz burada. Evet. Ay, ona bakayım, asla katılmıyorum. Evet. Melek Hanım sakin ol. Anastasya'nın da Elina'nın da burayı kullandığına katılmıyorum. Buradaki arkadaşlarım da hep görüyorlar. Her şeyde hep ben Anastasya'yı, Elina'yı ön plana itiyorum. Düğünlerde, kınalarda. Hadi kızlar çok güzelsiniz. Kıyafetleriniz güzel. Önde olun, önde olun. Kızlar buraya kaçıyor. Ben onları öne ittiriyorum. Siz görüyorsunuz. Dolayısıyla bu platformu kullandıklarına inanmıyorum. Senin oğlun kız aldı geldi ya. Evet. Caner'i getirdi beni. Benim oğlumu buyruk emir altına sen alamazsınız. Ezemezsiniz. Ezdirmem. Caner onu. Evlilik, o nikah olmayacak. Beni kimse ezmiyor bu bir. Eziyorlar. Beni kimse ezmiyor bu konuşamıyorsun. Bir. Konuşamıyorsun. İkincisi, bak ikincisi gelip burada sen ne yaparsan annesi de aynısını yapar. Niye? Çünkü o da bir anne. Anladın evet, mı? Doğru bu kız ne dedi daha demin? Ben başta dediği yaklaşım. Harbiden de öyleydi. Ben ona dedi anne demek istiyorum dedi. Koluma girmişti evet. Burada hatırlıyor musunuz abla? Anta annemin geldiğini gördü daha çok sarıldı kız koluma. Yani ben bunları unutmam. Başta neysem sonda doğuyum ben her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben de öyleyim işte dediğim dediler. Ama sen gelir gelmez ne yaptın oraya geçtin oturdun dedi ki Seda Hanım işte bize layık değil ben istemiyorum bilmem ne. Abi. Ya insan biraz tanıma fırsatı verir ya. Olmaz. Ben de dedim o zamanlar bir kafede bir yerde oturttum konuşturamıyorum evet. Bunları dedim ki hala da öyle. Bir de beni görmedin. Annesiyle oturacağım bir kafede konuşmadan önce siz karar verdiniz. Sadece oğlunuza paylaşamıyorsunuz. Tek kalmak yalnız kalmak istemiyorsunuz ama kalacaksınız. Tek kalacaksınız. Kimse sizi susu da veremez. Ben de böyle kalmayacağım ki. Ben de yeri gelecek yaşlanacağım. Benim de yaşım ilerliyor abla. Bir an önce evlenip hani çoluğa çocuğa kavuşmam lazım. Ay çok geç kaldın. 25'te geç kaldın. Ay o 5 sene sonra 30 yaşında. Ben sana hep diyordum 30 ol oğlum 30 ol. Aklın başına oturduğunda yuva kur. Ben istemiyorum evliliği taşımak sonra. Öyle genç yaşlarda kolay değil. Sayın Tülay. Sakin. Allah Allah. Ben yine Melek Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Hı. Şimdi hep diyor ya işte gelince kızlarını anlatacağım, kızlarını anlatacağım. Bana şunu yaptılar, bana bunu yaptılar. Peki siz kadına yapmış olduğunuz hakaretlerden dolayı, kızlarına yapmış olduğu hakaretlerden dolayı önce özür dileyip düşünüyor musunuz? Özür dilemeyi düşünüyor musunuz yok, Melek Hanım? Yok zamanımı çalıp bana yaptıkları saygısızlıklardan dolayı. O kadının benden özür dilemesini bekliyorum. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Siz ben özür dilemem demin, beni tanıyamamışsınız. Hayır, demin sen. Seda Hanım'ın dediği gibi önce her şeyi siz başlatıyorsunuz. Ondan sonra onlar size karşılık veriyor. Her ve şeyi ben başlattım ben bitireceğim bu iş olmayacak. Anastasya'nın annesi geldiği zaman
Caner'i de alacak, Anastasya'yı da alıp götürecek. Siz burada böyle şey gibi kalacaksınız. Tülay Hanım, kağıtları yırttım. Yok öyle bir şey, olamaz. Kağıtları yırttım. Bitti. Göreceksiniz. Alın alın, siz biraz daha kalın. O zaman şöyle bir şey olabilir. Kağıtlar yırtıldı. Nikah yapamaz. Anastasya'nın annesi geldiğinde burada nikah olabilir. Evet. Ha bak, o olabilir, evet. Melek Hanım, biraz senin eteklerin tutuştu, ben sana söyleyeyim. Ya olsa ne olur Seda Hanım, nikahta olsa ne olur? Niye? Yıkacak olan, parçalayacak olan yine benim. Başta dedim, sonda da benim dediğim gibi. Ya benim anlamadığım ne var? Olmayacak. Şimdi burada bu kadar şey yapıyorlar, ediyorlar. Sonra buradan bir laf öldü mü? Bak bana ne diyorlar, beni savunamıyorsun. Mevzusuna dönüyor. Evet. Ya oğlum, ben nasıl savunayım? Sen savunacak bir yer bırakmıyorsun ki. Bu taraf da bırakmıyor. Bazen Anastasya da diyor beni savun ama bazen sen de kükrüyorsun, seni de savunamıyorum. O da kükrüyor. Hangi birinizi yapacağım? Beni boş ver. Ben kendimi savunurum. Sen kendini savunamıyorsun. Ha? Bak, evi de onun üstüne yapıyor. Yürü. Gir içeri. Yürü. Gir içeri, yapacaklar. Vallahi sana. Eşimin üstüne yapsın, sıkıntı yok. İrade ama ablasının yapacaklar. Üstüne yaparsın, sana sıkıntı. Sana boş versene. Ben hadi gitmem hadi. Tekmeyi yiyeceksin, yiyeceksin. Bir şey yok. Kapıyı da bekleyeceksin, alsınlar de. Oğlum sen Mehmet'i de attılar. Sonuçta evlenir bizim ailemiz. Yok artık, ne yaptın ya? Sen de nereden vurdun be kardeşim? Saçma sapan kız. Seda Hanım anlaşamıyorlar. Onlar ikisi hiç anlaşamıyor. Ama Elina burada, kızın işi var, gücü var. Ben ne orada Rusya'da ne yapacağım ki? Ben burada şuurum uçsun dedi. Alo var, telefon var. Sen işi bitirirsin, ben biliyorum. Kötü bir şey yapmasa kardeşime niçin bitireceğim ben? Ya o konudan yana sıkıntı yok. Ben senin kardeşine zaten kötü bir şey yapmam da. Şöyle bir şey ya. Bari bilirsin bana. Sana güveniyorum. Ben ona güvenmiyorum. Onun evinde oturmam o yüzden. Caner, ama sen de benim aileme güvenmek zorundasın, tamam mı? Bana güveneceksin, benim aileme güveneceksin. Böyle o zaman bak, mutlu yaşayacağız. Sana güveniyorum, annene güveniyorum, akrabalarına güveniyorum, ablana güvenmiyorum. Ama Elina dedi ki, kardeşim üzmezse ben ona ne yapacağım ki dedi. Evet. Abla ben ona güvenmem. O burada o sana bir kere ya. Söz verdi mi, tutmadı burada. Burada bir kere söz verince tutmadı mı? Hiçbir şey yapmadı, tamam mı? Ben sana her şeyi direkt söylüyor. Saçma sapan hareketler her yapmıyorum annem gibi. Neyi beğenmiyor, neyi beğeniyor, tamam mı? Her şeyi direkt söylüyor. Ama arkanda senin annen gibi yapmıyor bir şey, tamam mı? Vallahi ben bilmiyorum da. Kuyu kazıcı. Burada bir anne de ben geldiği normal zaman yaşamak istiyorum. Çok kötü şeyler olacak. Kuyu kazıcı. Güzel biri. Kardeşim büyük Şükran yaşamaz. Caner, çok yazık, çok yazık. Çünkü bak, Elena da razı değil. Seni iç üyesi almak istiyorlar. Bir defa anneni haklı çıkardın yine. Çıkarttım, annemin sayesinde çıkarttım ama neden? Aldı bütün evimi, arsamı, arabamı. Olsun baldızın diye ki mesela olmaz bak, diyor. Ben buraya ilk geldiğimde ne dedim? Çok özür dilerim. Ben buraya geldiğimde ne dedim abla? Dedim ki biz dedim Türkiye'de yaşayacağız dedim. Niye? Evet. Evim arabam var, ben kendime güvendiğim için. Evet. Aldı elimden hepsini, biz mecburen Rusya'ya yerleşiyoruz. Şükran buna ne diyorsun? Çünkü akrabalarım da yok, kimsem gidiyoruz yok. Hani bu durumda ben anneme haklı çıkarmadım. Annem kendi kendine haklı çıkarttı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ev, araba, arsa senin. Benim borcun mi? Benim. Bırak bu işi gidelim. Yok, ben Anastasya'yı bırakmam. Net açık söylüyorum. Borcun Şükran. Benim olsun. Ne diyorsun bu durumda? Diyor ki annem beni bu duruma düşürdü. Annesi düşürdü ama annesine güven vermiyor ki. Bakıyor ki o tarafta zengin aynen koca bulurum. Sen Caner'in hangi huylarını beğenmiyorsun Elena? Neden hani başka koca bulurum, kızı başka aklını çeliyorsun öyle? O annemden kaynaklı. Niçin? Çünkü layık değil. Bak, kardeşim, işte. Kardeşim bak, güzel, genç, manken. Benim oğlum da daha vallahi daha de, daha iyi yollar var. Çünkü bir saniye bitireceğim. Çok yani. Ne ki o be, o ne ki benim olmayanlar. Benim de yeteneğim çok büyük o ya. İşine bak, boş ver. Kardeşim çocuk zamanlardan beri güzel, özür dilerim, güzel hayat konuda hayal etti. Yani büyük ev, prenses gibi yaşamak istiyordu. Görüyorum ki prenses gibi yaşamaz o Caner'le. Ama yer biz mesela yer bu ev senin olacaksa, yer biz orada yaşayacaksak. Kabul etmiyor ki bunu. Kabul edecek, mecbur. Çünkü başka yol yok, tamam mı? Başka yol yok bizde. Kira mı vereceğiz, neyi vereceğiz? Bizim para sadece bir oda için yeterli, tamam mı? Sonra çocukları olacak olmaz tabii. Sadece orada yaşayacağız biz. Tamam. Ben sadece böyle kabul tamam, ediyorum. Tamam, sıkıntı yok. Böyle kabul et. Ben de zaten burada insan gibi tane tane anne geldiği zaman konuşacağım. Diyeceğim ki anneciğim bak, ya kendi üstüne yap, ya Anastasya'nın üstüne yap. Benim hiçbir şeyde belki gözüm olur yok. Belki de olur diyecek kadın. Gidelim kalalım. Ama ben Elina'nın üstüne olan hiçbir yerde kalmak istemiyorum. Bak sen benim yine annemsin ama istemiyorum diyeceğim yani. Evet. Kendi üstüne de yapabilir kadıncağız. Yapsın. Efendim Demet. Sana katılıyorum. Kesinlikle Elina'nın üzerine yapılırsa ev,
iki gün sonra kavga ettiğiniz zaman direkt sana çık diyecek. Burada. Yani burada oraya gitmesine gerek yok. Telefonla da zaten onu yapacak. Çünkü o kapasite var maalesef ki. Var abla, var. Özellikle annesinin üzerine olsun kesinlikle. Bir de Melek Hanımcığım, size söylemek istiyorum. Şimdi bir söz var ya, boyumcu oldu ama huyumcu olmadı diye. Belki Anastasya'nın annesi gerçekten daha iyi niyetlidir. Sizinle daha ben iyi... Ben kötü demiyorum ki hayır, ama. Hayır, ikna edebilecek belki. Pişman olacaksınız söylediklerinizden, biliyor musunuz? Beni belki ikna edecek? Belki evet. Allah aşkına, şurada Seda Hanım'dan daha güçlü bir ikna edecek kişi yok şu anda karşımda. Ben Seda Hanım'a bile diyorum ki dediğim dedik yani. Yani ben bile İstemiyorum. Bana kızıyor, görmüyor musunuz o tarafı? Yani hanginiz beni, işte, hanginizin sözü bana daha çok geçer Seda Hanım'dan? Tabii ki Seda. Çok seviyorum. Ben onunla yaşlandım ya. Onunla aynı yaşa aldım, boya mı geldim. Ama iyice. Sonuçta Melek seviyorum yani kadını. Buraya, bizim ama aramız. Saygısızlık yapmamak için diyorum ki ben buyum, değişemem. Başta ne dedim? Sonda o olacak. Ya şimdi beni ikna şey edemez. Rusya gelse edemez. Bırak annesini, Rusya gelsin. Efendim Nurhan, Welcome, ne yapacağız Türkiye bilmiyorum. Anastasya ve Elina'nın annesi geliyor düğüne. Silvete Hanım gelsin. Belki daha olumlu, daha uyumlu, belki daha yumuşak. Çok tatlı. Çok evet, tatlı. Çok tatlı olabilir. Belki Melek Hanım ikna edebilir. Melek Hanım, seni çok seviyorum biliyorsun. Biliyorum. Aşkım. Ama lütfen bir dene, bir açık kapı bırak, bir görüş, bir ikna eder belki. Ama bir hani ben zaten görüşmek istiyorum. Ama biz istemiyoruz. Hakkınız yok. Ama İstediği otelde... Ya. İstediği en lüks yerde ağırlayayım. Bir gece bir gün. Geçecek. Sadece ona ayıracağım zamanımı. Kadını göndermek anlatıp için. Anlatıp evet, konuşacağım. Geçecek, biliyorum. Aa, anladım. Dinledi, dinledi, dinlemedi. Kendi bilir otursun. Ama dedim, bir dakika ne dedin? Benim evimde kalacak, odada kalmayacak. Siz bilmiyorsunuz nerede beni. Ben senin evine gelip onunla konuşmam ki. Ay. Ben ağırlayacağım. Hayır, ben konuşacağım. Korkuyorsunuz değil mi? Tabii. İşte ondan sonra benim anım gelsin, konuşsun sizinle. Gelmeyecek. Aha. Gelsin. Benim oğlum o düğüne gitmeyecek. Sen bu gidişle seni Caner düğüne sokmayacak. Ya ben gitmem o düğüne de, o gitmeyecek baksana zaten. Caner de gitmeyecek. Caner kendi düğününe gelemeyecek. Gelemeyecek. Allah Allah. Ya ya olmayacak. Nişan dedim, bağlayacak yaptım. Seni. Kına dedim yaptım. Düğünüme de gelemiyor muyum? Çok güzel. Seni bağlayacak. Tamam. Bir yere bağlayacak seni o zaman. Gidemeyecek. Allah Allah, efendim Şükran. Vallahi Melek Hanım'dan korkulur. Evet. Ya gerçekten korkulur kızın ya. Kızın özel hayatına girdi ya. Havaalanında. Biz girmiyoruz Demir Asker'in. Havaalanından Anastasya'nın annesiyle görüşür ve yollar. O kadar korkulur. Abla ben dedim ya daha demin. Annemden ben korkarım. İstanbul kazan o kepçe bulur o kadını. Evet, evet. O bulur. Alandan yollar onu. Bulur o. Ben korkuyorum abla. İşte ondan onu susatmak lazım. Çünkü eğer valla benim anım kızacaksa o zaman beni alıp götürecek ve ben burada bir şey yapamam. Sen de bunu biliyorsun. Götürsün zaten seni, alıp götürsün. O zaman ben de onu istiyorum. Lazım. Götürmesi için buraya uğraşıyor zaten. Zaten seni götürsün istiyorum yani. Telefonda ablana demiş ya, al kardeşini gel, hani birincisi, gitmedin. Gidin bak, artık. Şöyle söyleyeyim, birincisi... Annesi geldiği zaman, ki annesi beni bir sene yaşadım, biliyor nasıl bir insan evet, olduğumu. Evet. Ona güvenerek, yani bana güvenerek gönderdi bu kızı. Evet. Hani şöyle bir şey var, annesi bana karşı asla öyle bir şey sana yapmaz. Sana çok güveniyor, evi onun üstüne ama yapıyor. Ama sen burada gelip kadınla iki kelime konuştuğun zaman bu kızı alır gider, ablasının ablası gibi de olmaz yani. Ben hadi ona engel oluyorum ama ona hiç olamam. Doğru. Annesi ya. İşte ondan ne yapmak lazım? Görüşmemek lazım. İşte annemle bizim görüşmemesi lazım. Evet, evet. Bizim düğümüzde olacak yeni ikna gibi. O orada kapıda Melek Hanım dursun, rezil olsun, yavlarsın, o orada çıldırsın ama gelmesin ya içeri. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu da mesela çok büyük bir yanlış. Çamur bir kere olsun yanımızda dursan da sen de gelsen ne olur yani? İnsan gibi böyle oynasak, ay, eğlensek değil mi abla? Ne burada olur ne güzel kınada nişanda eğlendik. Çamurla oynama, üstün başın batacak. Bırak uzak. Yaklaş şunlardan. Yok ben o çamuru seviyorum. Niye ben pislikim kirlenmek mikrobum güzeldir ya. Onlar da çamur. Kirlenmek güzeldir. Laf, seviyorum. O, bana onlar istetiyor. Ah sen. Söyletiyor. Bana onlar söyletiyor. Onlar da çamur. Canım Melekciğim, yani hepinize söylüyorum.
birbirinize karşı olan saygınızı korusanız daha güzel olmayacak mı? Küçükler birbirinize mi koruyacak, büyükler mi? Büyük böyle sevgi şey verir, küçük saygı ister. Kusura tamam bakma. Ama yani ama sen saygı de, yok ki ben sevgi vereyim. Melekciğim sen de yani biraz yani lütfen Anastasya'ya da söylüyorum. Lütfen biraz karşılıklı tamam saygınızı bir koruyun dakika, ya. Durun. Anlaşın niye, yani. Bir dakika niye ağladın bebeğim? Yok. Bir şey yok, özür dilerim. Kızın özel hayatına kadar girdim. Ben girmiyorum. Bizim üzerimize yani vazife bu, mi ya? Gerçekten bu doğru değil. Gerçekten doğru değil. Özür dilerim. Evet. Çünkü... çok bel altı vuruyorsun Melek Hanım. Bel altı vuruyorsun çok. Yani biz bile sormadık. Kendisi niye onlar Caner'e söylerken ağlamıyor kimse? Gülüyorlar. Ben sizin dalga özel hayatına karışmıyorum. Bir dakika Melek Hanım. Özel hayatına karışmıyorum ki sizin. Tamam, unuttuk lütfen. Koç ama o anlamıyor. Anlamıyor bir şey. Ondan ne özel ne başka bir şey. O bilmiyor. Benim şey babama hakkında neler burada söylüyordu. Ben de alıyordum onun yüzünden. Onda ne özel ne saygı ne başka bir şey Melek Hanım bilmiyor. Gidin ne işte. Yok siz bilmiyorsunuz. Hayatınız boyunca şey bunu yaşatacağım. Tamam, gidin. Ya bunu yaşatacağım ya size. Gidin. Biz Rusya'ya gittik. Bırakın oğlumu. Nasıl yaşatmayı düşünüyorsun Türkiye'den Rusya'ya? Oğlumu bırakın. Bak ablam da seni layık görmüyor. Hadi yürüyün. İşte bak. Ya ben hayatınız bırak hep böyle bak, geçecek. Kara bulut. Ben bıktım. Sen kabus anlamamak için diretiyorsun. Ben bu kızı bırakmam anne. Anlasana artık beni ya. Ya ben evlenmeyeceğim dedim bu kız beni terk ettiği zaman. Siz neyin peşindesiniz ya? Niye tek? Bir adam gidip tek başına fotoğraf niye çeker? Dediğim gibi abla... Kuzenlerim çekmek istemedi yani görürler diye yani oruç tutuyor mu tutmuyor mu diye. Gündüzdü. Ondan dolayı paylaşmadım onlarla. Dedim beni çekin sadece. Kayan hangi kuzen oruç tutuyor? Tutuyor Berat'la Fırat. Allah. Kayan battıkça batıyorsun oğlum. Biz niye bilmiyoruz kuzen? Kayancığım pazar günü siz dargındınız değil mi? Kavgalıydınız yani. Bir de ayrılmıştık ya. Ayrılmıştınız. Gittin. Burada Gamze Hanım... ayrı değil miydik ya? Paylaşım yaptı ya. Paylaşım da yapmıştım yani. Aslı ile ilişkim bitmiştir diye. Evet, evet. Demek ki o kadının yanında ya. Onu akşam yapmıştım saat 8-9 gibi. Ne? Beraberdin belki akşam. Ben de beraber olacağım. Bu kadar tesadüf olamaz yani Kayağancığım. Yani Gamze Hanım da burada gelip sana yani resim mi getirsin? Birlikte çekildiğiniz resmi ya, mi sunsun? Getirsin ya. Yine sen o zaman inkar edeceksin. Ne edeceğim sen... eski resimdir ben başta dedim. Eski resim. Ben başta dedim burada abi. Aslı'ya anlat. Video gerçekten... ise video, fotoğrafsa fotoğraf eskidir. Nasıl eski eski de kaldı nasıl bitti eski, gitti. Nasıl eski? Abi uğraşmayın benimle ya. Kayan, vallahi bir daha beni yordunuz Kayan, ya. Şimdi sen kendini tanımıyorsun tamam mı? Bak bir şey anlatıyorum sana dinle beni. Anda kal. Sabah havalimanında paylaşım yaptın gittin. Yemek paylaşımı yaptın. Hadi döndün veya dönmedin. Saat kaçta döndün ben bilmiyorum. Senin uçağını mı takip edeceğim? Aslı ile ilişkin bitmiştir sevgili takipçilerim. Aa tesadüf. Kıza kendin dedin aradığında beni bekle seni diye. Seni bin kere aradım ya cevap vermedin ya. Bin kere aradım ben cevap vermedim ben de... İntikam mı aldın eski sevgiline göre? Ne alacağım intikam ya? Kurduğun cümleler sadece... La ben seninle başına... zor uğraşıyorum. Milletle mi uğraşacağım? Benim tansiyonumu düşürmem. Uğraşmışsın burada. İşte. Ne uğraşacağım ben ya? Uğraşmışsın. Açıkla ne yaptın? Neden görüştün? Allah'ım nasıl cesaret ya ettin? Açıklayacaksın bana. Ne cesareti ya? Sen dedi ne konuşuyorsun ya? Dedi ya beni bekle dedi ya. Az kaldı bekle dedi ya. Nisan'a da az kaldı. Şey evlenecekler ya. Ya kim kimden evleniyor? Düğün planlarını mı ya yaptılar? Allah ben gideceğim düğün ya. Vallahi düğün planlarını yaptılar işte. Sen bana bağırma bak. Bağırırım. Bağıramazsın. Bağırırım. Bu düğün planlarını yaptı diyorum tamam mı? Sen beni savunma. Ben kendimi savunurum. Sen kimsin beni savunuyorsun? Hala düğün planı yapıyorsun. Düğün olmayacak. Sana diyorum ki gidecek. Ben burada düğün yapacağım. Aslı'yı da alacağım. Karım edeceğim tamam mı? Düğün yapacaktın da niye ben gittin kızla el ele tamam kol kolaydın? Ben burada düğün yapacağım. Niye Aslı'yı da alacağım. Karım edeceğim kol tamam mı? Kolaydın o zaman. Ben burada düğün yapacağım. Aslı'yı da karım edeceğim tamam mı? Bundan Aslı'nın haberi var mı? Yok mu? Yok şu an. Niye buradasın? Pazar günü dönen adamdan sen ne bekliyorsun ya? Pazar günü giden, sevgilisiyle görüşen adamdan ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ben zaten burada düşünce içerisindeyim. Bana bağırma. Düşünemezsin sen. Sen kalk git ya. Niye gidiyorum? Kalk git. İstemiyorum. Gitmiyorum. Ben Kayahan'la
aç bununla çözeceğim. Ben kardeşim problemi için geldim. Senin için mi geldim? Sen nasıl bir... Sen o yüzden mi gittin? Sen de mi memleketteydin? Fotoğrafları çekmeye mi gittin? Düğün planları belki yaptık. Belki plan yaptınız, bir şey yaptınız. Eski sevgili... Kayan neden gittiğini açıklar mısın? Kalk ayağa, oturup durma orada. Aslan gibi kalk, savun beni bak. Ya savunuyorum, ne yapayım ya, ne yapayım? Gidelim, ne yapayım ya? Yapalım. Senin nereni savunacak? Arayı kullanmaya gittim bu kadar ya. Senin nereni savunacak? Senin nereni savunacak? Kardeşini savunacak. Sen ayağa kalkınca beni susturabileceğini mi sanıyorsun? Benim, sen ayağa kalkınca beni susturabileceğini mi sanıyorsun? Sus, susmak zorundasın evet. Ya bunlar ayağa kalkınca beni susturabileceğini mi sanıyorsun? Oturur musun? Seninki uzun da elma mı tutuyor? Aynı seviyede değiliz dedim mi? Seviyede olmak istemem ben. Konuş, terbiyesiz. Konuş, arkamdan konuş. Ulan ben size bana ne yapacağım ya? Kayahan. Abi ben ne yapacağım sizinle ya? Şu açıklamayı yapmasaydın bu kadar şüpheleri üstüne çekmeyecektin. Abla aramadı. Benimle paylaştım dedim, daha bitsin gitsin ya. Üç ama gündür bana geri dönüş yapmadı ya. Gitsin gitsin. Üç gün konuşmadık. Üç gündür bana geri dönüş yapmadın ya. Bitsin gitsin diye mi? Bu ne kadar ağırlık ya? Kendini ağırdın. Kayahan, ben pazartesi günü ben gerçekten seni üzdüm, kırdım. Bu yüzden bana bakamıyorsun diye düşünüyordum. Şu anda her şey ya, yerli yerine oturuyor. Ya. Ne oturuyor yerli yerine? Bütün pastanın parçalarını güzellik abidesi ablan tamamladı. Geldi buraya be. Kafan neden? Bastan ya bastan. Nasıl bir tesadüf? Aynı anda memlekette oluşunuz. Ablanın birkaç gün sonra dönüşü. İşte düğün çeyizimi tamamladınız. Düğün yaklaştığı için çeyiz hazırlıklarımız var ya. Ya ben evet ablamla muhatap bile olmuyorum ya. Neden olmuyorsun? Ne olacağım ya? Yüzüne bakamıyorsun. Tabii seni patlattı burada. İki aydır beni burada zaten üzüyor. Sen beni üzmüyor musun? Ya sen kendini üzüyorsun ya. Ben niye kendim? Biraz relax ol, rahat ol ya. Kayahan ben senin kadar rahat olamam, kusura bakma. Hiçbir şey tesadüf değil burada, her şey ortaya çıktı. Sen aslında de aslında bunu Çiğdem Hanım dün de söyledi. Çiğdem Hanım dedi ki, gün vermedi ama Kayahan Aslı'yla ayrıyken eski sevgilisiyle geziyordu. Bunu Allah'a billahi ya, yeter arkadaş ya. Ben sizinle mi uğraşacağım ya? Peki biz seninle mi uğraşalım? Ya bana yazık değil mi ya? Yazık olduğun için buradayız abi zaten. Abi kocanız, kocalarınızı beklemiyorum evde ya. Geliyorsun buraya ilişkimle. Yerine. Abi ben sana ne yapacağım ya? Sen otur bir yerine. Yerine otur. Yazık ki senin yerine için otur buradayız. Yerine otur. Teyzemin üstüne vallahi geliyor. Billahi ya. Benim üstüme mi geldin oğlum sen? Ha? Ne oldu şimdi teyzemin üstüne geldiğinde? Ablacığım, teyzeciğim. Onun için teyzemin üstüne mi geldin? Ablam. Sen haklısın ya. Bak, yakışıyor bak, mu sana? Teyzeciğim. Bağırtma beni. Teyzeciğim. Kendinize uydurmayın beni. Teyzeciğim bak, eniştelerim orada, yazık günah onlara, gidin onlarla uğraşın. Kurban olduğum. Benim ilişkimle... Sen onları düşünme. Sen enişteme. Sizin benim ilişkimle... Abi gidin ya, niye uğraşıyorsunuz ya? Sana ne? Oğlum istemiyorum. Enişten sen anlamıyorsun. Ya git otur abla ya, ben tansiyonum üstünde. Kalkma kalkma. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Bak, bu kızı istemiyoruz. Ya git şuna yüzün abla ya. Yemin ederim git otur ya. İstemiyoruz. Ya git sen otur. Kalkmış bir de teyzeciğim. Bak seni dün uyardım. Benim sevdiğim adamla böyle konuşamazsın. Bağırıyor, biz bağıramayacakmışız. Gamzeciğim lütfen kızım gel. Bak bir daha ayağa kalkma, bak beni ayağa kaldırma ha. Kalksana. Otur şuraya. Sen? Sen o yanında ayağa kalkana laf söyle, bize değil. Daha sen onu ablanın nasıl konuşacağını bilmiyor ya. Bana diyor ayağa. Sen kardeşine nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Sözünü bile geçiremeyeceksin. Benim burada ardımı bozmayın, bak yeter artık ya. Yazık ettin kendini. Düşüyüm hale bak ya. Kendini düşürdün kendi hale bak. Kendini düşürüyorsun. Ben ne kendimi düşüreceğim ya, inanma bunlara ya. Çok güzel şu an gösterdiniz kendinizi. Anneme hak veriyorum. Anneciğim ya teşekkür ederim. Ne kadar haklıymışsın sen. Ben bu aileyle nasıl uğraşacağım? Ben senin yazık için ya, var ya. Yazık ya, yazık ya. Ben senin için var ya. Sen niye inanıyorsun ben... bunlara ya? Geç otur oraya. Niye inanıyorsun, niye inanıyorsun? Ben senin için dağları aşardım da senin bu aileni aşamam Kayan, kusura bakma. Sen ne dağları aşacaksın? Sen hiçbir şeyi de aşamazsın ya. İnandığın sürece hiçbir şeyi de aşamazsın ya. Merdiven bile çıkamazsın sen ya. Asansöre bile binemezsin ya. Ne alaka? Dağa tırmanacakmış, bilmem ne yapacakmış. A. B. Ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben seni burada savundum. Yaptığın şeye rağmen. Neye rağmen? Ne getiremiyorum. Neye rağmen? Neye rağmen? Ablan üstüne gibi dün de seni tamam, savundum. Gözünle gördün mü? Gözünle gördün mü? Gözünle gördün mü? Gözünle gördün senin mü? Senin için dağları aşarım diyorum. Sen, sen asansöre binemezsin ben diyorsun. Ya. Sen dağlar kızı Reyhan doğru mısın ya? Dağları aşıyormuş ya. Gözünle gördün mü ya? Aa. Sen dağları aşmayı şuradan şuraya yürümeyi mi sanıyorsun? Şurada yürüyorsun şöyle. Dağları nasıl aşacaksın?
Ne, bakmıyordun ya ben yürürken. Dağları nasıl aşacağım? Aşamam. Evet anne, anne ya gerçekten gelip beni buradan al. Gelmez ki. O da utanıyor senden. Nasıl gelecek? Bence de gelsin alsın artık annesi. Ben nereye düştüm ya? Ben o kadar seslendim annene. Gel kızını al, gel kızını al. O bile istemiyor seni. Nasıl gelip alacak? İstemiyor ki. Ben nereye düştüm? Ben niye seni istiyorum acaba? Kaldın ortada. Benim kendimle zorum mu var? Seninle bir ilişki yaşamaya çalışıyorum. Şu halinize bakın. Hemen döndün, hemen döndün, değiştin ya. Siz birbirinize karşı bu kadar saygısızlaşıyorsunuz. Beni tabii ki yerin dibine vurursunuz. Kayan, İki bak. Aydır ben senin ablanla uğraşıyorum. Hadi cevabını ver. Ya. Teşekkür ederim oğlum. Cevabını ver. Vallahi ben de size teşekkür ederim teyzeciğim. Gerçekten. Helal olsun. Vallahi cevabını ver. Helal birbirinize olsun karşı saygısızlaşıyorsunuz. Vallahi size helal olsun ya. Sana helal olsun. Biz, yine mahvettiniz ilişkimizi ya. Aha. Ne mahvettik? Olmayan ilişkiyi mahvettik. Ya sen bir sus abla ya. İlişki sen bir sus ya. Orada? Sen... İlişki ya senden çektiğim ortada? Ne burada iki aydır ya? İlişki mi vardı ortada? Ben niye göremiyordum o ilişkiyi? Kayahan her şey şuna dayanıyor. Aslında konuşabilen çiftsiniz. Daha önce bunu sordum ben. Aslı dedi ki konuşuyoruz biz dedi. Konuşurken bunları anlatmalısın. Ne oldu, ne bitti. O da böyle bir iddia karşısına geldiğinde seni savunabilmeli. Evet bundan haberim var. Bir kadın için çok büyük konfordur bu biliyor musun? Benim bundan haberim var. Ya anlatamıyorum. Seda abla ona da takıyor. He. Kuruyor. Ben ne yapayım be? Anlatsam bir dert, anlatmasam bir dert. Kayan bu eski sevgilin diyorsun ya gözünle gördün mü? Daha önce burada ne dedi? Git bütün kafelere güvenlik görüntülerine bak. Ne yapacaktın onu da mı hatırlamayacaktın? Şimdi ben gidip havalimanına, yok otele, yok arabaya, bütün sokak mobilya kameralarında seni mi arayacağım ya? Benim işim gücüm mü yok? Abi aramasınlar, atsınlar. Gören varsa, çeken varsa atsın, bana ne ya? Ben senin bu rahatlığına uğraşamam. Ailenle de uğraşamam. Vallahi ben yoruldum ya. Ben tek başıma mücadele vallahi edemiyorum artık. Vallahi ben de senden artık. Yoruldum herkese inanıyorsun diye ya. Ben de seninle uğraşamıyorum. Tamam yorulduysan geldiğin gibi geri git. Sen de geldiğin gibi geri git. Derken? Derken. Niye beni tekrar ediyorsun? Niye beni tekrar ediyorsun? Seda Hanım yok. Tabii. Benim devrelerim yandı. Tabii yanar. İlişkiye bak ne kadar güzel ilişkiniz var. Teşekkür ederim. Seda Hanım diyor ki konuşabildiğinizden bahsetmişsiniz. Böyle evet. Mi konuşuyoruz? Sen beni tekrar ediyorsun. Ne yapayım? Papağan mısın ne sen? Ne yapayım evet. Ne yapayım? İnanıyorsun abi ben ne yapayım? Ben yoruldum ben yordun ya yordunuz ya. Her gün yoruldum. Her gün yoruluyorum ben evet. Ne yapacaksın? Sen benle değil o zaman kimseyle evlenemezsin. Gerçekleri söyle yorulma. Abi sen inanmayacaksın. Gerçekleri anlatıyorum bu kadar. Ben seni savunamıyorum kusura bakma. Onlar konuştuksa sen diyeceksin inanmıyorum diyeceksin. Neden ama neye dayanıyor? Ya ben? Rahat olacaksın. Sen benim inanmam için elinden geleni yapmadın. Allah'a akşama kadar yan yanayız. İz bıraktın.